Merhaba. Hoş geldiniz. Umarım iyi hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Yeni bir haftaya başladık. İnşallah hepinize başarılar diliyorum şimdiden. Videoyu dikkatli izleyin. Umarım faydalanırsınız. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Arkadaşlar sizden bir ricam var. O da videoları beğenmenizdir. Videoyu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başlayalım soru çözümlerimize. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için hangisi kesinlikle söylenir? Çok dikkatli oldu, çok tecrübeli oldu. Trafik kurallarına uymadı, yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği. Şimdi takip mesafesini izlemeyen, takip mesafesine uymayan kişiye çok dikkatli olduğu söylenebilir mi? Hayır. Tecrübeli olduğu söylenebilir mi? Hayır arkadaşlar. Tecrübe ne kadar olursa olsun takip mesafesine uyuyoruz. Bu da hızımızın yarısı. Yolun yapısı bu da o alakasız. Trafik kuralına uymadığı söyleyebiliriz. Arkadaşlar sebep ne her ne sebep olursa olsun takip mesafenizi korumanız gerekiyor. Korumuyorsanız trafik kuralına uymamışsınız demektir. Bu da asli kusurdur. Suçlu sizsiniz bir arabaya arkadan çarparsanız. Geçelim. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? Yavaşlamaları, yayaları ikaz ederek geçmeleri, Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri, okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları. Okul geçidi. Hangisini yapması yanlıştır diyor. Talimatlarına uyacak mı? Evet. Eleyerek gidelim. Yayalara ilk geçiş hakkını verecek. Evet. Yavaşlamaları. Evet. İkaz ederek geçmeleri, yayaları ikaz etmeleri yanlıştır arkadaşlar. Yol hakkı yayanıdır. İkaz etmiyorsunuz her zaman için. Yine okul geçitlerinde öndeki araç sollanmaz. Bunu da söylemiş olalım. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü zaman. Arkadaşlar 4 zamanlı motor bildiğiniz üzere günümüzdeki motorların çoğu 4 zamanlı. Ee, hem benzin hem dizel fark etmez. Sıralamada emme, sıkıştırma, ateşleme egzoz olarak sıralanıyor. Göstereceğim şimdi. İkinci zaman neymiş? Sıkıştırma. B seçeneği şurada daha net görebiliriz. İşte 1 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar bu zamanlar önemli çıkıyor. Zamanlarla ilgili bir de şunu bilin. Buji ateşleme zamanında benzinli, LPG'li ya da doğalgazlı araçlarda ateşlemeyi sağlıyor. Önemli bu. Benzin, LPG, doğalgazlı ateşlemeyi buji sağlıyor. Motorunda ne sağlıyor? Nasıl oluyor ateşleme? kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle ateşleme oluyor. Yine egzoz zamanında zararlı gazlar dışarı atılıyor. Arkadaşlar zararlı gazlar dışarı atılırken bu gazların etkisini azaltan parçamız vardı. İsmi neydi? Katalitik konvertör. Unutmayın o da sınav sorusu. Yine arkadaşlar başka. İçten yanmalı denilmesinin sebebi motorlara yanmanın motor içerisinde gerçekleşmesinden dolayıdır. Şimdilik bunlar yeter. Geçelim. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge hangisidir? Şarj göstergesi, dörtlü flaşör göstergesi, cam rezidansı göstergesi, kısa ve uzun far göstergeleri. Alternatör neydi? Araç hareket halindeyken aracın elektrik ihtiyacını karşılayan şarj dinamosu. Bir parça. Araç dururken elektrik ihtiyacını ile karşılanıyor? Akü ile. Pil yani akü dediğimiz basit manada bir pil. Şurası eksi artı şeklinde. Şimdi araç hareket halindeyken ne oluyor? Alternatör hem aküyü dolduruyor hem de aracın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Eğer bu işaret yanarsa işte şu işaret şarj göstergesi işareti diyoruz biz buna. Araç hareket halindeyken bu işaret yanarsa bilin ki alternatör aküyü şarj etmiyordur. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Akü işareti hareket halindeyken yanarsa unutmayın. Yine akü ile ilgili akünün elektrolit seviyesi nasıl olmalıdır? E, plakaların üzerinde olacak 1 santim üzerinde. Artı eksi olarak 2 kutbu var. Akü yine toz, pis, çamur olursa deşarj olur. Yani çabuk biter. Yine akü ile ilgili başka bilmemiz gereken şu an aklıma gelenler bunlar. Aklıma gelen olursa yine söylerim ileride çözersek benzer soru. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorda yakıtın bitmesi sonucu meydana gelebilir? hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sistemin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Dizel araçlarda yakıt bittiği zaman başımıza ne gelebilir? Yakıt sistemi hava yapabilir. Değerli arkadaşlar bunu da unutmayın. Şimdi bu yakıtla ilgili şunlarda bilmenizde fayda var. Bir iki bilgi daha vereyim. Arkadaşlar yakıtta aracınıza farklı bir yakıt konulduğunu fark ederseniz ne yapmanız gerekiyor? Yani aracınız dizel benzin konulduğunu düşünün. Aracı derhal durdurup en yakın servise götürmeniz gerekiyor çekiciyle götüreceksiniz Yani şöyle söyleyeyim Fark ettiğiniz an servise kadar süreyin falan diye düşünmeyin En kısa sürede en hızlı şekilde durdurup Çekiciyle götürmeniz gerekiyor o yakıtın temizlenmesi aracın motorun temizlenmesi gerekiyor Yani kesinlikle öyle bir şey fark ederseniz sürmeye devam etmeyin Videodaki kaza ile ilgili hangisi kesinlikle söylenir diyor Animasyonlu bir soru. A, yeşil araç sürücüsünün ani fren yapması kazaya sebep vermiştir. B, mavi araç sürücüsünün hatalı geçme yapması kazaya sebep olmuştur. C, araç sürücüler takip mesafesine uymaktadır. D, kaza iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Gördüğünüz üzere animasyon tekrar tekrar oynuyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bakın, kaza ne zaman gerçekleşiyor? Tam şu sahnede. Bak, mavi araç sürücüsü giriyor. Hatalı sollama yapıyor. Yani cevap B seçeneği arkadaşlar. Ha, iklim şartlarına bağlı olarak da gelişebilir. Takip mesafesinden de kaynaklanabilir. Fakat burada kesinlikle dediği için cevap B şıkkı. Diğerleri de olabilir ama onların olup olmayacağı kesin değil. Burada bir kesinlik varsa B seçeneği. Çünkü bakın arkadaşlar mavi araç sürücüsü sağdan geçiyor, tekrar sollama yapıyor. Bu hatalı sollamadır. Devam edelim. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması trafikte diğer sürücülere hangisini bildirir? Şu lambalar. Şıklarımız aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız tabii ki fren lambası arkadaşlar bu araç fren yaptığını bildiriyor. Yani siz de arkadan ona göre tedbirinizi almanız gerekiyor. Bu ışıklardan anlamalısınız fren yaptığını. Geçelim. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır? Şıklarımız kendisinin veya yakınlarının sağlığını korumak için, çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, hastaları iyileştirici tıbbi tedavi uygulamak için, kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapabilmek için. İlk yardımın temel amacı neydi arkadaşlar? İlk müdahale yapmak. Şu şıkla karıştırmayın. Tıbbi tedavi, tıbbi tedavi ne vardı arkadaşlar? Acil yardımda, acil tedavide. Yani onu doktor, hemşire, profesyonel kişiler yapıyor acil tedavi. İlk yardımda olay yerinde bulunan eldeki malzemelerle yapılan hayat kurtarıcı müdahale. Geçelim. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa hangisinin olması beklenir? akünün boşalması, para ampullerinin patlaması, endüksiyon bobininin arızalanması, motor devir göstergesinin arızalanması. Uzun süre çok sık marş yaparsak akünün boşalması gerçekleşir arkadaşlar. Marşı ne, nasıl yapacağız? Çok uzun yapmayacağız. Arka arkaya yapmayacağız. Şurada da yazıyor bakın. Marş yapma süresi 10-15 saniyeden uzun olmamalı. Eğer çalışmazsa marş yapıldığında biraz bekleyip sonra tekrar deniyoruz uzun süre sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. İşte sorumuz buydu. Değerli arkadaşlar, bu marş sistemi ilgili bunlar çıkar karşımıza genel olarak. Onun için bu sayfayı mutlaka okuyun. Ben 3 tanesini okudum önemli yerleri. Zaten bu özetin özeti arkadaşlar bu yaptığım şeyler. En çıkabilecek yerleri alıyorum. Onun için bunlar okumaktan da üşenmeyin. Daha kısası olmaz. Geçelim. Delici göğüs yaralanmalarında kazazede hangi pozisyon verilir? İnceleyelim şıkları. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu delici göğüs yaralanması pozisyonudur. Şimdi şunları göstereyim ben size. Burada 6 tane pozisyon var. Çok çıkıyor bunlar. Onun için derledim. Şok, koma, hemlik, delici göğüs yaralanması, baş geri, çene, yukarı pozisyonu, rentek manevrası. Bunları biliyorsunuz. Hemlik zaten tam tıkanmada. Kişi nefes alamazsa. Koma, kişi komaya gidiğinde şok pozisyonu. Bu kendi halinde. Bu delici göğüs bir yaralanma olursa bu da solunum amaçlı yapılan bu da kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan yöntem rentekte geçelim frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir bastırarak okuyorum bak sınavda hep bunları yanlış okuyorsunuz sonra yanlış yapıyorsunuz Aracınızı, yolun eğimi, lastiklerin durumu, yolun genişliği. Hız etkiler mi? Fren mesafesini evet. Yolun eğim etkiler mi? Evet. Mesela eğimli bir yolda, eniş olan bir yolda, aşağı doğru eğimli olan bir yolda etkiler durma mesafenizi. Lastiklerin durumu, lastikler yeni ise daha çabuk durursunuz. Bu da etkiler. Yolun geniş olması etkilemez. Bunun alakası yoktur. Geçelim bunu da. Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? Özel araç. Kendi aracınız yani. Eskort eşliğinde seyahar tepe lambası taktırarak, sesli ve ışıklı işaretler vererek, araçların da bir gözcü bulundurarak. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki C seçeneği. Sesli ve ışıklı. Yani dörtlülerinizi yakacaksınız. Kornayı da kullanırsanız İyi olur. Bu şekilde yaparsanız hastaneye veya acil bir durumunuzda geçiş üstünlüğü hakkını kullanabilirsiniz çok acil durumlarda. Geçiş üstünlüğü ile ilgili şurası var. Zaten sürekli buraya görüyorsunuzdur muhtemelen. Videoları sürekli takip eden arkadaşlar bu sayfayı çokça görüyordur. Bunu da öğrenmenizde fayda var. Geçelim bunda. Yukarıdakilerden hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? Sinyal lambalarından bahsediyor. Şerit değiştirirken Okey. Sollama yaparken hani sol ışığı yakıp geçiyoruz ondan ondan kastediyorum. Ya da sağa geçerken. Sola ve sağa dönüşlerde evet. Bir aracın geçilmesi sırasında işte sollama sırasında. O da okey. Doğru cevap D seçeneği. Dönüş sinyal lambalarını bu üç durumda kullanmak zorundayız. Araçların muayene süresi dolmasa bile üzer, aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerek görüldüğünde, sürücü veya işleticisi değiştiğinde, motor bakımının geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Muayene ne zaman gerekli? A seçeneği. Kazaya karıştığında yetkili görevli uygun görse muayene gerekiyor. Sürücüyle alakası yok. Bakımın alakası yok. sahibi ile alakası yok. Muayenenin. Yine muayene ile ilgili şunları da bilmenizde fayda var. Bu muayene ulaştırma ve altyapı bakanlığına bağlı neresi tüh tüh denen yer. İşte araçların muayeneler ile ilgili 2 yılda bir, yılda bir, 3 yılda bir burada yazıyor. Bunları okuyun. Mesela lastik tekerlekli traktörler ve römorkları ilk 3 yaş sonunda 3 yılda bir. Hususi otomobil ve römorkları 2 veya 3 tekerlekli araçlar ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir. Yani hususi otomobil sizin kullanacağınız otomobil genel olarak. Yine burada nedir muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtça muayenesi gerektiği görülen araçlar muayenesiz yapılması zorunludur. Dolmasa bile süresi. Geçelim bunu da. Birinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan kazazedeye hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sırası nasıl olmalıdır? Evet hemlik. Hemlik manevrasını biz kime uyguluyoruz? Tam tıkanması olan kişiye. Şimdi arkadaşlar 1 şu 2 numara 1 önce arkasına geçecek gövdeyi kavrayacak sonra 2 bir elin baş parmağıyla midenin yumruk yaparak koyacak o bölgeye 3 kuvvetli bastıracak. ya yani Buradaki doğru cevabımız nedir? B seçeneği 2 3 1. Şimdi bunlar da şu şekilde bir taktik uygulayabilirsiniz. En sondakini bulup şıkları eleyerek gidebilirsiniz. Yani yukarıya doğru bastırma zaten en sonuncu 3. Şıklara bakalım. Bu bu değil. Ya B ya D. Bu şekilde iki şık arasında kalırsanız sallayın. Doğru yanlışı götürmüyor ya hani en azından tutturma ihtimaliniz olur. Şimdi hem lig manevrası ile ilgili hemen göstereyim aşamalarını. Bakın. 1 2 3 Önce arkasına geçip Elini bu şekilde yapıyor sonra bastırıyor. Şu hemlik manevrasının pozisyonudur. Aşamalarda burada bakın. 3 aşamadan oluşuyor. Hemlik manevrasını nerede yapıyorduk? Tam tıkanması olan kişilerde. Tam tıkanma de yine kişinin nefes alamaması, acı çekmesi, konuşamaması. Peki bir de kısmi tıkanma vardı. Yani kısmen bir tıkanma. O durumda ne yapıyorduk? Kişiyi öksürmeye teşvik ediyorduk. Geçelim. Haritada gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? Bakalım illerimize. Hangisi güneyde? Güney nere arkadaşlar? Güney Doğu Anadolu bölgesi. Oradan aklımızda gezdin. Neresi? Şurası. Güney Doğu Anadolu. Yani burası güney. Konya. Yukarısı ne? Kuzey. Burası Doğu. Erzurum bölgesi zaten. Burası Batı, İzmir, Manisa tarafları. Haritaları bu şekilde unutmayın. Mutlaka bunu bilmenizde fayda var. Geçelim. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır. Şıklarımız A3 şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. Kural ihlali midir? Hayır. B. Aracın cinsine ve hızına uygun şeridi kullanması. Bu da doğru bir davranış. C. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. Bu yanlış arkadaşlar. Bunun yapılması doğru değil. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritten sürülen araçların güvenle geçişini beklemesi. Bu da doğru. Doğru cevap C seçeneği. Yani bunu yaptığınız zaman kural ihlali yapmış olursunuz. Mecburi haller dışında şerit değiştirmiyoruz. Geçelim. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf zorunludur? Otomobil, traktör, motor, bisiklet, otobüs. Takografın ne olduğunu söyleyeyim ben size. Cevap otobüs arkadaşlar. Şuraya bakalım zorunlu teçhizatlar bunlar. Önemli bunlar bakın. Bize sorulan da takograftı. Takograf neyde bulunuyormuş? Otobüs, kamyon ve çekicilerde. İşte bazı özel araçlarda bazen de. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Aracın beyni gibi bir nevi şey yani araç kaç saattir hareket halinde, kaç kilometre saat hızla gitti? Bunlar kayıt altına alıyor kısaca. Yine diğerlerine de bakın. Mesela hangi araçta neyin bulunması gerektiği. Mesela yangın söndürme cihazı nerede? Hangi araçlarda bulunuyormuş? Burada. Bunlar önemli. Geçelim. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağ yanaş. Görevlinin el hareketlerine bakın bakın bir indiriyor bir kaldırıyor bu şekilde elini. Bir aşağı bir yukarı. Bu hareketimiz nedir? Bu hareketimiz yavaşla. Bu trafik görevlisinin işaretleriyle ilgili kanalda özel bir video da var. Onu da bulmaya çalışın. Bakın burada koyuyorum ben. Bunun ekran fotoğrafını alın. Zaman zaman çıkar çünkü sınavda. Dediğim gibi o kanaldaki videoyu izlerseniz bu konuyla ilgili soru kaçırmazsınız. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için hangisinin önemi yoktur? Karşıdan gelen araçla olan mesafenin, geçme yasağının olup olmadığının, geçilecek aracın markasının, geçilecek aracın hızının. Cevabımız çok basit bir soru. Karşıdan gelen araçla olan mesafenin sollama açısından önemi var. Geçme yasağının önemi var. Aracın hızının önemi var fakat markasının bir önemi yok arkadaşlar araç markasına bakmıyoruz bir aracı solularken Unutmayın Geçelim basit bir soru fakat kafa karıştırabilir İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak Hangisi yanlıştır A atar damarlar kanı kalpten dokulara taşır B toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşır C kılcal damarlarda kan basıncı diğer damarlardakinden azdır B. Atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Arkadaşlar cevabımız Cevabımız B seçeneği arkadaşlar yanlış olan bilgi bu. Toplar damar kanı kalpten vücuda taşımaz. Vücuttan kalbe taşır. Tam tersi. Atar damar ne yapıyor? Kalpten vücuda taşır. Atar. Kalp attıkça vücuda pompalıyor kanı. Toplar damar da zaten adı üstünde topluyor o kanı. Nereye topluyor? Kalbe topluyor. Yani bu B seçeneğindekinin tam tersi olması lazım cevabımız. Şimdi bu kanamalarla ilgili mesela şu da doğru. Bunu bilmeniz iyi. Mesela kılcal damardaki kan basıncı azdır. Kabarcık şeklindeki kanamalardır. Atar damardaki kan basıncı toplar damardakinden fazladır. Evet arkadaşlar atar damar kanamaları açık renklidir ve fazladır kan rengi. Şimdi hem bunu resimli bakalım hem de kısa açıklamalarına bakalım. Çıkıyor çünkü. Bakın atar damar, toplar damar, kılcal damar. Kılcal damar zaten geçelim çünkü o çok basit bir şekilde. Hayati tehlikesi yoktur. Kıl inceliğinde bir kanamadır. Şimdi burada karıştırmamamız gereken nedir? Atar damarla toplar damar. Atar damar kalp atımlarıyla uyumlu arkadaşlar. Kalp attıkça vücuda pompalanır. Rengi açık. Fotoğrafını da unutmayın. Bazen fotoğrafını da soruyorlar. Toplar damarda da rengi kırmızı koyu kırmızı Burada Atar damarda kısa sürede çok fazla kan kaybı olur Çok tehlikeli bir kanama çeşididir unutmayın Geçelim Görseldeki yoldan numaralandırılmış araçlardan hangileri en fazla 70 km saat hızla yollarına devam edebilir Şimdi Görsel incelediğimizde Otomobiller bakın otomobiller 70 ile Diğer araçlar 60 ile gidecek burada şu EDS görseldir arkadaşlar o da çıkıyor bazen. Şu kamera görseniz EDS var bu yolda. Yani ortalama hız tespiti yapıyor. şey i̇şte hatta şunu da söyleyeyim. 1980 metre boyunca ortalama hız tespiti yapılıyor burada. Girişinde ve çıkışında kamera oluyor bu yolların. Ortalama hızınızı alıyor. Mesela 10 saniyede gidecekseniz siz 9 saniyede gitmişseniz ceza yazar size. Çıkar diye onlardan da bahsettim. Burada 70 ile hangileri gidebilir o halde? 1, 2 gidebilir. B seçeneği 3 kamyon bu 60 ile gidecek bu da 60 ile bak zaten burada belirtmiş. Geçelim. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Dönel kavşağa yaklaşıldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, demir yolu geçidine yaklaşıldığını, ana yol, tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Cevabımız B seçeneği kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Cevap B seçeneği geçelim hangisi köprü yaklaşımı lefasıdır arkadaşlar bu lefalar da çok çıkıyor burada karıştırma ihtimaliniz B ile D var ben bu lefalarla ilgili bir video yaptım kanala ana sayfasına giderseniz kanalın orada arama yaparsanız ya da bakarsanız görürsünüz 150 tane lefayı çözdüm orada detaylıca anlatıyorum. Bu köprü yaklaşımı lefası arkadaşlar budur D seçeneği. Unutmayın bu çalışma olabilir. Kontrollü demir yolu bu arkadaşlar. Yine demir yolu hem zemin geçidi ile alakalı bir lefamız bu da. Unutmayın. Şu A seçeneğine ne dedik? Viraj yön lefası tehlikeli viraj olabilir. Vites kutusu bakımında hangisi kontrol edilir? Yağ kaçağı, asit kaçağı, antifriz kaçağı, elektrolit kaçağı. Vites kutusunda önemli olan nedir arkadaşlar? Şıklara göre değerlendirecek olursak A seçeneği yağ kaçağı kontrol edilir. Geçelim. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir? Hepsi önemli fakat biri en önemliymiş. Soruyu okumak dikkatli okumak önemlidir bakın. A. Yakıcı maddeye temas şekli. B. Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı. C. Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi. D. Yanık yüzeyinin genişliği veya yanığın derinliği. Doğru cevap nedir? Bunların hepsi önemli. Fakat burada en önemlisi yanığın derecesini belirlemede en önemli husus yanık yüzeyinin genişliği ve derinliğidir. Şimdi derecelere bakalım bir. Çünkü bu çıkıyor. Yanık derecelerinde birinci derece yanıklar Deride kızarıklık, hafif ağrı, yanık bölgede ödem vardır. 48 saat en basit yanık türüdür bu. Evde çoğu zaman ufak tefek yaralanmalarda. İkinci derece yanıklarda deride içi su dolu kabarcıklar. Kabarcıklar vardır. Ağrılıdır. Derinin kendisini yenilemesiyle kendi kendine iyileşir. Bak azdan yukarıya doğru. Üçüncü derecede yanıklar ise derinin tüm tabakası etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi çoktur. Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamalar vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı olmayabilir fakat çok derin bir yaradır bunlar. En tehlikelisi 3. derece yanıklar. Şimdi yanıkları çok detaylı bir konu fakat çıkabilecek yerleri ben almaya çalıştım. Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyunda tutulacak. Çok buz gibi yere de koymuyorsunuz. Çeşme suyu arkadaşlar. Su toplanmış ise bu yerler patlatılmaz. Su, toplanmış su bölgeleri kabarcıklar patlatılmıyor. Yine bandaj yapılmayacak arkadaşlar. Yanıkta yani üzeri sarılmayacak. Yani doktor sarabilir ama siz sarmıyorsunuz. Unutmayın ilk yardımda bunu yapmıyoruz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazeden solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, baş çene pozisyonu verilmesi. Bu önemli bilinç kaybı olduğu zaman bu başımıza gelme ihtimali var. Onun için de bilinç kaybı olan kişiler genelde yarı yüzük oyun yan yatırıyoruz. Yani baş geri çene yukarı pozisyonu falan vermiyoruz mümkün mertebe. O şekilde koymuyoruz. Çünkü dil geriye kaçabilir bilinç kaybısa. Onun için bu C seçeneği cevabımız. Dilin kaçmaması için de ne yapıyoruz? Yan yatırıyoruz kişiyi unutmayın. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motor taşta ne ad verildi Otobüs otomobil kamyon kamyonet Şimdi Bu soruda çok şaşırılıyor sebebi de 9 deyince böyle o 9 Cevap otomobil Kimseye ihtimal vermiyor otomobil diyor hocam 5 kişi oturuluyor filan diyor İşte o iş öyle değil Şuraya bakalım neden öyle olmadığını Bunlar çıkıyor arkadaşlar sürücüsü dahil 9 Derse otomobil Ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen derse kamyonet. 9'dan fazla olan yeri derse otobüs. 17 yaşmayanlara minibüs diyoruz. Kamyonda 3,5 tondan yüksek olanlara da kamyon diyoruz. Bu tanımlar önemli. Bunların fotoğrafını çekin. Geçelim. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? Sis, park, yakını gösteren, uzağı gösteren. Bir aracı takip ediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tabii ki yakını gösteren ışıkları yakacaksınız. Yakını gösteren ışıkları nerede yakıyoruz? Şehir merkezlerinde, aydınlatma yeterli olan yerlerde. Araç karşımızdan geliyorsa, bir aracın arkasından biz gidiyorsak. Kısa ışıkları yakıyoruz. Unutmayın uzun ışıklarda aydınlatma yetersiz olan tünellerde, şehirler arası yollardaki aydınlatma yetersiz olduğu yerlerde uzun ışıklar. Yine kısa ışıklar 25 metreye aydınlatır. Uzun ışıklar 100 metreye aydınlatır. Bunlar da ekstra bilgi çıkar sınavda. Devam edelim. Araç motorun ilk çalıştırılması esnasında hangisinde basılmasında fayda vardır? Kornaya, vites koluna, fren pedalına, debriyaj pedalına. İlk çalıştırırken neye basıyoruz? Tabii ki debriyaj pedalına. Zaten yeni nesil araçlarda Özellikle otomatik araçlarda debriyaja basmadan çalışma çalıştırmanıza izin vermez aracı. Zaten debriyaja basılmayan araç çalışmaz. Çoğu otomatik araçta öyle en azından öyle söyleyeyim. Burada ilk çalıştırması esnafında basılması gereken debriyajdır. Geçelim bunu da. Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sistemi nedir? ABS fren, hafızalı koltuk, otomatik ısı kontrolü, hava yastığı, airbag. Doğru cevabımız şişerek tabii ki hava yastıklardır. Değerli arkadaşlar bunun görevi neymiş? Ölüm ve yaralanmaları azaltıyormuş. Bakın bu önemli. Bir diğer ölüm ve yaralanmaları azaltan sistemimiz ne de? O da emniyet kemeri. Zaman zaman ikisini soruyorlar. Ölüm ve yaralanmaları azaltan sistem bir emniyet kemeri bir hava yastığıdır. Hatta şurada hava yastığını da gösterelim. Hava yastığı dediğimiz budur işte. Kazağında şişiyor. Kafanızı bir yerlere çarpmanızı engelliyor. Yani bu şu taraflarda doluyor bazen. Hava yastığının gösterge paneli işareti de budur. Araç gösterge panelinde bu çıkar bazen. Geçelim bunda. İçten yanmalı motorlarda yakıtlardan hangisi kullanılır? Benzin, LPG, motorin. Doğru cevabımız LPG, benzin, motorin. Üçü de. Arkadaşlar içten yanma dediği zaman yanma olayının motor içerisinde gerçekleştiği motor tipidir. Yani günümüzdeki motorların çoğu içten yanmalıdır. Peki benzin LPG'de yanma nasıl oluyor? Buji ile. Ateşleme pardon. Motorinde kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle oluyor. Ateşleme zamanında oluyor bu olaylar. Geçelim. Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazeden hangi durumundan anlaşılır? Yüzünün sararmasından, nabız sayısının azalmasından, vücut sıcaklığının azalmasından, göğüs kafesinin yükselmesinden. Suni solunumda yeterli mi yetersiz mi bunu anlamak için neye bakmanız gerekiyor? Tabii ki göğüs kafesinin yükselmesi doğru cevabımız D seçeneği. Bununla ilgili rakamlar da var arkadaşlar ne kadar yükselmesi gerekiyor. Onlar da şu sınavda çıkıyor. Bu sayfa çok önemlidir. Göğüs kafesi 5 cm aşağı inecek şekilde 30 kalp bassı yapılır. Dakikada 100 bas olacak şekilde ayarlanır. Bakın yetişkinlerde 5 çocuklarda 5 bebeklerde 4 santimdir bu. Az önce göğüs kafes acı inmeli kalkma işte yetişkinler ve çocuklar da 5 santim bebekler de 4 santimdir. Sorumuzun önemli kısmı buydu. Bir de şunu bilmeniz gerekiyor. 30 kat masajına 2 suni solunum. 30'a 2 kuralı diyoruz biz buna. Yine kişiye iyi misiniz diye sorarak bilincini kontrol etmiş oluyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? Omzuna dokunuyoruz şöyle hafifçe yetişkin bireyde. İyi misiniz diye soruyoruz. Aslında buradaki amacımız bilinci yerinde mi? Bebeklerde de yine ayak tabanına vuruyoruz bilinç kontrolü için. Yine burada çıkan şu çıkabilir bak hisset yöntemi 10 saniye 10 saniye rakam çıkabilir burada. Başka 30'a 2 çıkabilir. Buradaki her şey çıkabilir fakat şu sarı çizdiklerim ekstra dikkat edilmesi gereken mevzular. Onun için burayı mutlaka fotoğraflayın. Geçelim biz sonraki sorumuza. 3 şeritli bir otoyolda kamyonlar için hangi şeridi kullanmak yasaktır? En sol şeridi, en sağ şeridi, orta şeridi hepsi. Cevabımız nedir bu sorumuzda? Değerli arkadaşlar bu sorumuzda cevabımız A seçeneği. En sol şeridi kullanmalar yasaktır. Bununla ilgili kesinlikle sınavda geliyor soru. Bakın şu şekilde Instagram'da da paylaştım bunun fotoğrafını. Bakın arkadaşlar otoyollarda bu şekilde lehalar olur. Bak leha ne diyor biliyor musunuz? En sağ şeritte kamyonlar gidecek diyor. Bakın burada ne var? Kamyon. Kamyon buraya geçebilir orta şeride. Fakat sollamak için kullanacak. Yani burada sollama yapmak için kullanabilir orta şeridi. Ama bak en sol şeritte çarpı koymuş. Kamyon kesinlikle buraya geçemez. Otobüs kesinlikle geçemez. Sollamak için dahi olsa geçemez arkadaşlar. Zaten otobanda bu şekilde lehalar görürsünüz. Mesela ot otomobilde ne diyor? Düz gitsin diyor. Orta şeridi kullansın diyor otomobil içinde. O da mesela sol şeridi kullanması yasak ama kesinlikle yasak değil. Sollama amaçlı burayı kullanabilir. Ama kamyon kesinlikle kullanamaz. Çünkü sollama yaparken dahi kullanamaz yani bakın. Ee, onun için dikkat etmek gerekiyor. Bu tür sorulara mutlaka dikkatli bakarsanız çözersiniz. Geçelim. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılabilecek müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaşam bulguları içerisinde yer alır? Yani yaşamın devam edip etmemesi için önemli yaşamsal bulgular. Yaşı, boyu, cinsiyeti, vücut ısısı. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar yaşam bulguları yaşıyla yaşam bulguları arasında bağlantı olmaz. Vücut boy uzunluğu o da olmaz. Cinsiyetinde alakası olmaz. Fakat vücut ısısından biz kişinin yaşayıp yaşamadığını biliriz. Zaten biliyorsunuz vücut ısısı önemlidir. Nabızdan dolayı çünkü kan akışı olmaz vücutta. Geçelim. Şekildeki sola dönüş yapacak olan sürücü hangilerini yapmalıdır? Ok işaretiyle solu göstermiş. Şuraya girecek. Sola dönüş lambasını yakmalı. Okey. Sinyal verecek. Hızını azaltmalı mı? Okey. Dar bir kavisle dönmeli. Hayır. Cevap nedir be? Niye hocam dar bir kavisle? Sola dönüşler geniş bak geniş zaten. Sağa dönüş yapsaydı şuraya dönseydi hemen dar bir kavisle dönerdi. Sol geniş, sağ dar unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak, duran ve akan trafiği düzenlemek, yönetmek, sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika vermek. D. Tüm karayollarında işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak, kontrol etmek. Bakın karayolları. Cümlelerin içerisinde karayolu hangisinde geçiyor? D seçeneğinde. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar karayolunda yapılacak işlemlerden karayolları genel müdürlüğü sorumlu. Şehir içerisindeki yollarda belediyeler sorumlu. Unutmayın. Yine bu çocuk trafik eğitim parkları ya da duran akan trafiği düzenlemek bu emniyet genel müdürlüğünün görevi. Sınavı yapmak milli eğitimin görevi. Bunlar çıkıyor. Şimdi karayolları genel müdürlüğünün genel olarak görevlerine de bakalım şöyle hızlıca. Bakın genelde en çok çıkan sorulardan biri karayollarda bulunan işaretleme standarı. Yani karayolunda bulunan bir yolda işaretleme ya da levhaları yapan kimmiş? Karayolları genel müdürlüğü. Yine burada karayolları genel müdürlüğünün diğer görevleri de var. Zaman zaman çıkıyor. Mutlaka okuyun. Ben şimdi bunu okumaya çalıştım çok zamanımız alır. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? Şıklarımız aracın kullanıldığı yolun bozuk olması, yorgun uykusuz olarak araç kullanılması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracın arıza yapması. Bize sorulan nedir burada? Kişi. Şıklar tek tek inceleyelim. Aracın kullan yolun bozuk olması yola bağlı. Yorgun uykusuz budursun. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması yine bu yol ve trafik işaretlerine bağlı bir kusur. Aracın arıza yapması bu da araca bağlı bir kusur. Burada doğru cevabımız B seçeneği yorgun ve uykusuz araç kullanılması kişisel bir meseledir, kişiden kaynaklanır. Dolayısıyla bu durumda kaza olursa kişiye bağlı bir kaza gerçekleşmiş olur. Geçelim bunu. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerden hangisinin içerisinde değerlendirilir? Doğrultu değiştirmede manevraları yanlış yapmak, önde giden aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Bu nedir? Araç kusuru, yaya kusuru, yolcu kusuru, sürücü kusuru. Bunları bu kusur işleyen kimdir? Sürücülerdir. Sürücü kaynaklı kusurlardır bunlar. Manevrayı yanlış yapmak, takip mesafesine uymamak. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışveriş görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organ. Mide, böbrek, akciğer, pankreas, pankreas. Doğru cevap vücuda oksijen alışverişini sağlayan akciğerdir. Ciğerler arkadaşlar vücuda gaz alıyor, hava alıyor yani gaz dediği hava. Hava ile birlikte ne oluyor? Oksijen alıyor. Oksijeni ne yapıyor? Hücre ve dokulara gönderiyor. Ne aracılığıyla? Kan aracılığıyla. Bunu da bilesiniz diye söylüyorum özellikle. Oksijen vücuda kan aracılığıyla dağılır. Şurada da hatta belirttik çıkıyor sınavda diye. Vücudun hücrelerine gerekli besin ve oksijeni taşır kan. Bu önemli. Bunu unutmayın. Yine arkadaşlar atık maddelerin taşınmasını sağlar vücut hücrelerindeki. Vücut ısısının düzenlenmesini sağlar. Mikroplara karşı vücudun savunmasına sağlar. Vücut hormonlarla ilgili iletişimi sağlar. Bunlar önemli. Yine pıhtılaşmayı sağlayarak kan kaybını önler. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzu kopması olan bir kazazedeye diye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır. Şıklarımız çift kemik bulunan bölgeye uygulanması. Doğru mu? Hayır. Direkt yapalım arkadaşlar bu soruyu. B. Tel lastik gibi malzemeler kullanıyoruz. Hayır. Kalın malzemeler kullanacağız. İnce lastik gibi telgin malzemeler olmaz. C. Uygulanan bölgenin üzerine sargı beziyle kapatılması. Bu da değil doğru. Kazazeden alına turnike ya da ta, T harfi yazılır. Turnikeyi hangi durumda uyguluyoruz biz? Uzuv kopmalarında ya da durdurulamayan kanamalarda uyguluyoruz. Şurada da yazıyor. Eğer kişiye turnike yapılmışsa alnına ya da üzerine turnike ya da T harfi yazılır. Unutmayın. Turnikede Uygulanan malzemenin genişliği 8-10 santim olmalı. Yani tel, ip gibi, sicim gibi şeylerle olmaz. Yine burada 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli. Bayağı bir madde var. Bunları yine okuyun diyorum. Ben okuyacak olsam çok zaman kaybolacak. Geçelim. Şekildeki trafik işaretlerine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bir hangisi arkadaki? Şıklarımıza bakalım. Hızını arttırmalı. Öndeki aracı geçmeli öndeki araçlar arasında takip mesafesini azaltmalı, daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şimdi neye göre? Şu levhalara göre. Levhayı şimdi anlatacağım ileride. Şu levhanın ikisini de anlatacağım. Daralan bir yol var arkadaşlar. Sağdan daralan yol. Yani şu yolun bu kısmı daralacak. O halde daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol verecek. Şu levhamızı da şimdi söyleyeyim ben size. Bakın. Bu levhamız ne? Karşıdan gelene yol ver. Yani diyor ki bu araca karşıdan bir araç gelebilir. Yol da daralıyor. Sen ona yol ver diyor. O zaman bir numaralı araç daralan yol kesminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Şu levha zaten karşıdan gelene yol ver anlamını taşıyor. Şimdi burada birkaç levhaya da değinelim benzer levhalar olduğu için arkadaşlar. Bu karşıdan gelene yol ver. Taşıt giremez. Taşıt giremez sağdan daralan kaplama. Az önceki levhamız bu. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. İlk yardımla ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur? İlk yardım sırasında ilaç kullanılır. İlk yardım acil tedavi ünitelerinde yapılır. C. İlk yardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. D. İlk yardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır. Doğru olanı arıyoruz. Doğru cevap C seçeneği ilk yardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. İlaç kullanılır mı? Hayır. Bu acil tedavide ya da tedavide. Acil tedavi ünitelerinde yapılan şey acil tedavidir. Bu da yanlış. Yine doktor ve sağlık personeli tedavi ve acil tedavide olur. İlk yardım da olmaz. İşte şurada arkadaşlar ilk yardımla acil tedavinin farkı. İlk yardım ilaçsızdır. Olay yerindeki bulunan kişice yapılır. Acil tedavi doktor ve sağlık personelince yapılır. İlk yardımın amacı hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamın sürmesini sağlamak, durumun kötüye gitmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Acil tedavide ilaç ve benzeri şey yok. Var. Pardon. İlk yardımda yok bu ilaç. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması, motor ya asit maddelerin toprağa dökülmesi dökülecek, tozacak, taşacak şekilde yük taşınması, zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması. Korumaya, izmaritlerin dışarı atılması korumaya yönelik olur mu? Hayır, eksi. Toprağa dökmek eksi. Eksi artı. 3 tane eksi, 1 tane artı. Cevap D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanmak sorumlu kişi yapar mı? Bunu hayır. Davranış sonuçlarını düşünerek hareket etmek evet. Arkadaşlar davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmek sorumlu bir kişinin yapacağı iştir. Cevap B seçeneği. Geçelim. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde hangisini yapması yasaktır? Yavaşlaması, vites küçültmesi, uygun hızda seyretmesi, yolcu indirip bindirmesi. Şimdi arkadaşlar sol şeritte Yavaşlayabilirsiniz. Yavaşlamamanız tercih de sol şerit sollama şeridi hızlı yapılan şerit. Yavaşlamamak tercih ama mecburi durumlarda yavaşlayabilirsin. Vitesi küçültebilirsin. Çok sana kimse şey uygun hızda seyredeceksin. Fakat sol şeritte durma, duraklama, park etme, yolcu indirip bindirme yasaktır. Cevap D seçeneği. Geçelim. Geçmeye başlamadan önce, önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? Şıklarımız 2 araç boyu kadar, takip mesafesi kadar, 3 araç boyu kadar, 1 araç boyu kadar. Değerli arkadaşlar. Buradaki sorumuzun cevabı B seçeneği takip mesafesi kadar yaklaşacaksınız. Takip mesafesini ihlal etmeyeceksiniz. Sollama yapacak olsanız bile. Geçtikten sonra da dikiz aynasından görünülceye kadar şeridinize dönemezsiniz. O da ayrı bir bilgi. Geçelim. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur? Virajlı, eğimli, kasisli, kaygan. İşaretimiz çok bariz belli. Kaygan zemin. D seçeneği. Bu lehva sorular sık sık çıkıyor. Yani zaten çerez gibi arkadaşlar, çözüp geçelim, çözüp geçelim. Çok da açıklayacak pek bir şey yok. Geçelim bunda. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? İşaretimize bakalım şıklarımıza geçelim. 70 metreden sonra yolun daralacağını, 70 metreden sonra park alan olduğunu, saatteki hızın 70 kilometreye geçemeyeceğini, takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını. İki tane araç var. Cevabımız nedir? Tabii ki D seçeneği. 70 mesafeden az olamaz. Öndeki araca yaklaşamazsınız 70 metreden diyor. Normal standart burada özel bir durum vardır. Ya çalışma vardır ya yolun yapısı buna uygun değildir. Normalde ne yapıyoruz? Mesela 50 ile gidiyorsak 25 metreye kadar yaklaşabiliriz. Hızımızın yarısı kadar. Buna biz takip mesafesi diyoruz. Ama böyle lefa olduğunda orada özel bir durum vardır. Onun için burada da cevabımız D seçeneği. Geçelim. Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi park etmeye örnektir? A. 5 dakikadan fazla beklemek. B. 5 dakikadan az beklemek. C. Yük yüklemek veya boşaltmak. D. Yolun kapalı olması durumunda beklemek. Sorumuzun cevabı. Sizler düşünesiniz diye bir kısa bir ara verdim. Evet cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Park etme. 5 dakikadan fazla beklemeye park etme diyoruz. Zaten parkomatlar şehir içerisinde bir parkomatlar giderseniz aracınızı yol kenarına park ederseniz şehir içinde parkomatlar biliyorsunuz ücret alıyor park ücreti. Bu 5 dakikanın altında ise almıyor. Çünkü 5 dakikanın altında olduğunda park etme olmuş olmuyor. 5 dakikayı aşıyorsa bekleme süreniz orada o zaman park etmeye giriyor. Unutmayın. Şimdi bakın burada zaten detaylıca açıkladık. Durma, duraklama, park etme. Duraklama neymiş? 5 dakikadır en çok. Yani aslında siz 5 dakikadan kısa bir süre yol kenarında bekliyorsanız duraklama yapmış oluyorsunuz. Onun için park ücreti vermeniz gerekmez. Eğer bazen parkomatlar bilmiyor bunu. Ücret istiyor böyle bir şey olsa vermeyin çünkü siz park etmiş olmuyorsunuz 5 dakikaya aşarsa park etmiş oluyorsunuz Bak burada Yazmışız durmada nedir zaten Dur işareti kırmızı ışık ışık defalarına uyarak durmadır ya da arıza halinde her türlü durdurulmazdır aracın Park etmede zaten durma duraklama dışındaki uzun süreli işlemlere park etme diyoruz Bu durma duraklama park etme ile ilgili şu var Otobüs duraklarına 15 metre mesafeye park edebilirsiniz. Bir de arkadaşlar kam hizmeti yolculuğu yapan taşıtların kişileri indirip bindirdikleri yere durak deniyor. Bu soruda çıkıyor yine sınavda. Geçelim. Evet, bugün de bitirdik arkadaşlar. 50 soru çözmüş olduk. İnşallah faydalanmışsınızdır. Sizin için iyi olur. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Sizden tekrar bir ricam var arkadaşlar. Hala beğenmediyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Sizin için sadece 2 saniye. Ekrana bir kere tık yaparsanız beğenirsiniz arkadaşlar. Ama benim için çok önemli bu video beğenme mevzusu. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.